Yeni forteler var mı bugün? Var var. Ne var? kronik böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanması yani. Böbrek iltihaplanması tedavi edilmezse kronikleşir, kronik böbrek yetmezliği. Sistit, basit bir sistit tedavi edilmezse ne olur? Zamanla interstisyal sistit dediğimiz sistit hastalığı ortaya çıkar. Yani idrar yolları enfeksiyonlarla ilgili konuşmaya çalışacağız bugün. Bunlarla ilgili forteler tanıtacağız. Evet. Şimdi basit bir böbrek iltihaplanmasına nefrit denir. Tedavi edilmezse, kişi dikkat etmezse yavaş yavaş kronikleşebilir. Bağırsaklarda zararsız hatta biraz da faydalı olan E. coli bakterisi eğer ki idrar yollarıyla böbreklere yerleşirse ne yapar? Böbrekleri yavaş yavaş çürütür. Çok çok tehlikeli bir hal alır. E. coli bakterisi mesene yerleşirse meseneyi de yavaş yavaş yani çürütür. Çünkü E. coli bakterisini köpeğe benzetebiliriz. Köpeğe. Evet, evinizde köpeğiniz var, zarar verir mi? Vermez. Fakat köpek kuduz olursa ne olur? Saldırganlaşır. Kuduz olursa tanımaz kimseyi. Çok zararlı olur. Bağırsaklarda faydalı olan E. coli bakterisi mesaneye yerleştiği zaman interstisyal sistit dediğimiz tedavisi mümkün olmayan sürekli tahribatlara sebep olan bir rahatsızlığa sebep olur. Böbreklere yerleşirse böbrekleri çürütür. Aynı şekilde bağırsaklarda her insanın bağırsağında az miktarda mantar var. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanıyorsa ne olur? Kullanmış olduğu ilaçlar zamanla kronik böbrek yetmezliğine sebep olur. Hocam telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Buyurun, hocamıza sorunuz olacak sanırım. Evet, hocama sorum olacak. Şimdi hocam her derde bir deva buluyor da. Şimdi inşallah benim derdime de bir deva olacak inşallah. İnşallah. Ya benim şimdiki böbreklerimin ikisinde de taş var. Bir defa açık ameliyat oldum. Bir defa kapalı oldum ama hala bitiremedik. Yani bu taşları bitirecek bir ilacı var mı acaba hocamın? Var var. Çok yeni, çok güzel bir forte var. Nedir bu? Avokado forte. Avokado forte sadece avokado yaprağının ekstraktı değil. Altın başak otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı gibi böbreklerdeki taş, kum, mesanede ne varsa eritir. Antalya'dan bir beyefendi bir aradı. Hocam böbrek dedi, ceviz kadar olmuş. 6 ayda bir büyür, ameliyat oluyor, tekrar büyür, tekrar büyür. Buyurun. Hocam bu taşı eritiyor mu yoksa düşürüyor mu? Şimdiki erimese zaten düşmez. O böbrekte nefronlar içerisinde, hücreler içerisinde yerleşmiş. Çok sert bir cisim, taş gibi, kum gibi yani. Onu oradan erimeden zaten düşmez. Düşse de kanalda tahribat yapar. İdrar yollarını çizdiği için, tahribat yaptığı için ağrı verir, sızı verir. Çok büyük yani böbrek taşı olanlar doğum yapan kadınlar, bayanlar gibi evet. Acı çekerler. Çok büyük. Çünkü orası da çok yoğun bir sinir sistemi var. Sinirlere... Hocam. Buyurun. Buyurun. Hocam 2 milimetrelik bir taş yani tahminen kaç ayda düşer o zaman sizin bu ilaçtan? 1-1,5 ay. O çok büyük bir şey değil zaten sizdeki. Ceviz büyüklüğündeki böbrek taşını 6 haftada düşür. Ceviz büyüklüğünde. Ama çok bendeki hocam taşlar yani en azından 10 tane falan var. Fark etmez, fark etmez. Şimdi idrarda böbrekler kanı sürekli süzer. Böbrekler günde ortalama 180 litre kan süzer. Yani 180 sürekli kanı süzer, temizler, arıtır. Bu süzme işlemi sırasında oksalik asit yüksek olursa böbrek taşı olur. Bu nedenle bu taş neyle erir? Kayış kıran kökü, avokado yaprağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı. Mesela şu gördüğünüz bitki altın başak otu. Altın başak otu böbrekteki taş, kum, iltihap, mesenedeki iltihap ve taş kuma karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birçok türü var.
Kanada altın başak otu, büyük altın başak otu vesaire diye şifalı olanı, en etkili olanı Zolidago virguare. Türkçesi var mı hocam? Hakiki altın başak otu. Hakiki altın başak otu. Evet, Türkiye'nin ülkemizde var. Türkiye'de Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları'nda geçen var. Geçen bayramda gittim, gezdim, gördüm yani fotoğrafını çektim. Yani müsait olduğum zaman hafta sonları bitki fotoğrafları çekmek için dağlara dolaşıyoruz. Türkiye'nin maşallah cennet gibi. Artı bununla da ilgili şurada belgeler var, bilgiler var, klinik araştırmalar var. Şimdi mesela bu altın başak otuyla ilgili şu gördüğünüz bitkinin resmi. Burada da yapılan, bitkiyle ilgili yapılan klinik araştırmalar. Hocam üniversitelerde. Onlara geçelim ama bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Ben hocayla görüşmek istiyorum. Belki TV'de de canlı olarak konuşacağım. Canlı yayındasınız efendim, buyurun. Hocamız sizi dinliyor. Evet. Buyurun. Sizinle görüşmek istiyorum dedim. Buyurun, dinliyorum. Hocam. Buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler, hürmetler, saygılar. Buyurun, dinliyorum. Ama canlı yandaki hoca değil herhalde. Cansıza mı ben diyorum? Efendim? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şöyle el kol hareketi yapayım ben. Evet, buyurun. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Benim idare şimdi sizin de haklı yani birçok televizyon programında hep cansız konuşuyorlar ya. Evet, onun doğru. Yok, bizim programımız canlı. Reklam dönüyor. Hatta cevap canlı. Reklam dönüyor zannetti. Haklısın. Evet, buyurun. Yok. Canlı programımız. Buyurun efendim. Hocam ben idrar yollarından rahatsızım da yani bir ilaç istiyorum senden. Ha, idrar yolları enfeksiyonuna karşı herhangi bir kimyasal ilaç kullanırsanız karaciğere zarar verir. Karaciğer zehirler. Lenf sistemine zarar verir. Bu kullanmış olduğunuz ilaçlar beyine zarar verir. Tıp dilinde buna komilirin denir. Yani vücutta atılmaz, yoğunlaşır. Bağışıklık sistemi de zayıfladığı zaman hiç bilmediğiniz, ummadığınız, beklemediğiniz hastalıkları tetikler. Depolanıyor vücutta. Kimyasal ilaçlar buradan alıyorsunuz, oradan çıkıp gidiyor değil. Bir kısmı vücutta kalıyor. Ve zamanla bu toksik maddeler hiç beklemediğimiz reaksiyonlara girerek çok büyük hastalıkları tetikleyebiliyor. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitki ayı üzümü. Bu gördüğünüz ayı üzümüyle ilgili, ayı üzümü burada. Ayı üzümüyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Almanya'da 75 doktor, urolog yani eski tabirle ne denir? Uroloji yani bevliye, hastaları üzerinde bazı bevliyeciler yani idrar yolları enfeksiyonuyla ilgili uzmanlar yapmış oldukları araştırmalarda bazıları 10 yıl, bazıları 20 yıl, bazıları 30 yıl idrar yolları enfeksiyonuna karşı ayı üzümü forte. Bu hem sistite hem interstisyal sistite hem de idrar yolları enfeksiyonuna karşı ayı üzümü yaprağından elde edilen ekstrak dünyada en etkili bitkidir. 186 bin hasta tedavi edilmiştir. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan %100 doğal. Ayı üzümü forte. Bu ayı üzümü Almanların üretmiş olduğu, Alman firmaların üretmiş olduğu ayı üzümü damla ve drajelerinden daha etkilidir. Çünkü neden? Birleşiminde ayrık kökü, altın başak otu, at kuyruğu otu, ardıç kozala gibi, kara hindiba gibi 19 çeşit bitki ekstrakı içerir. Bu nedenle ayı üzümü forte Avrupa ve Amerika'da üretilen idrar yolları enfeksiyonuna karşı üretilen bitkisel ilaçlardan daha etkilidir. Çünkü forte'dir.